yıl hapisle cezalandırılabilirsin Şule Aydın. Yani yasa öyle diyor açıkçası. O kadar basit ki. Yani bak şöyle bir şeyle bahsedeyim. Dünyada uluslararası literatüre göre bildiğim kadarıyla 208 ülke var işte. Vatikan'ı da koyuyoruz, Filistin'i de koyuyoruz. 208 ülke var. Türkiye'de sivil toplum kuruluş sayısı kaç biliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla 190 bin. Bakın sadece Türkiye'de. Hadi 200 bin diyeyim. Siz 200 ülkeyle 200 bini çarptığınızda nasıl bir rakam çıktığını şey yapın. Milyonlardan bahsediyoruz. Bu ne demek? Dünyada milyonlarca dernek var, inisiyatif var, kooperatif var, vakıf var, sivil toplum kuruluşu var, düşünce kuruluşu var vesaire vesaire vesaire. Milyonlarca. Adını bile bilmiyorsunuz. Türkiye'de 200 bin STK'nın adını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Aynı. Dünyayı da bilemezsiniz. Niye böyle çok akademik gözüken açıklamalar yapıyorum? Çünkü bizzat şu an mecliste bu hafta oylanacak olan yasa diyor ki, ya bakın burada böyle okuyorum, böyle zoom in yapıyorum, diyor ki, ya diyor, devlet, yabancı devletler var ya diyor, 200 devletten bahsediyoruz. O devletleri geçtim, o devletlerdeki organizasyonlar, yani o milyonlarca organizasyon, yani Kanarya Sevenler Derneği dahi, onlardan diyor, onların hepsinin bir amacı var diyor, o milyonlarca organizasyonun. Onların stratejik çıkarlarıyla eş güdümlü bir şeyler yaparsan 7 yıla kadar casus gibi yargılanabilirsin diyor. Yasa öyle diyor. Yasa öyle diyor. Kimse tam olarak ne olduğunu fark... Bakın şunu demiyor yasa. Şule Aydın sen gidip işte Almanya'daki bilmem ne derneğinden şunu yapman, şöyle açıklama yapman, şöyle bir video çekmen konusunda talimat almışsın. Sen böyle böyle suç işliyorsun demiyor yasa. Talimata bile gerek yok. Talimata bile gerek yok. Senin o dernekle, o bilmem neyle bir ilişkin olmasına bile gerek yok. Senin bilmediğin bir dernek, bilmediğin bir organizasyon, dünyanın herhangi bir yerindeki bir organizasyonla aynı şeyi düşünmen, çıkarlarınızın uyuşması, aynı sözleri kullanman bile senin casuslukla suçlanmana neden olabilir diyor yasa. Gerçekten bunu diyor. Gerçekten bunu diyor. Bir kez okusanız da, 10 kez okusanız da, 100 kez okusanız da bunu diyor. Çünkü tahtaya kalkabilir miyim efendim? Tahtaya kalkayım. Tahtadan anlatayım size. Şimdi bakın. Ya şöyle güzel bir ekranımıza bazı örnekler getirelim. Ne demek istediğimi, benim niye bu kadar feryat figan olduğumu bakın. Şimdi Tarkan'la Özgür Demirtaş'ı birleştiren şey Tarkan'ı, ne oldu? Tarkan'ı Özgür Demirtaş'ı Cumhuriyet Gazetesi'ni birleştiren bir şey hazırladık. Tarkan süperstarımız değil mi? Ne güzel şarkıları vardır. Kendisi yurt dışında yaşıyor. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi ne demişim ben burada? Tarkan enerji ihtiyacını Türkiye'nin kendi karşılamasını istemiyor mu acaba? Ne alaka Barış? Ne saçma bir şey. Yani bir pop sanatçısını niye böyle cümleyle yan yana getiriyorsun? Niye biliyor musunuz? Hatırlayın. Son 1-2 yıldır biz Akbelen ormanlarının kesilmesine dair değil mi? Ses çıkardık. Orada direnen insanların sesini duyurduk. Mecliste tartışıldı. O kadar görüntü insanların copla, biber gazıyla karşı karşıya geldiğini, siyasetçilerin konuşmalarını gördük, ettik vesaire. Tarkan da tam bu Akbelen direnişi sırasında bir tweet attı. Okuyalım. Tweet'te ne diyor? Doğanın hakları var. Akbelen'den bir kareyi kullanmış Tarkan. Diyor ki doğanın hakları var. Akbelen ormanlarını rahat bırakın. Bu katliama direnen bölgedeki herkesin yanındayım. Bir de hashtag bile koymuş işte. Bu katliama direnen bölgedeki herkesin yanındayım diyor. Kim diyor? Tarkan diyor. Şimdi arkadaşlar Akbelen ormanları meselesi ne? En özetle ne? En özetle şu. Bu ülkede işte böyle o beşli çetenin içinde olduğu bir şirketinde işletmesinde olan termik santraller var değil mi? O termik santrallere ne gerekiyor? Kömür gerekiyor. O kömür nereden çıkarılacak? Akbelen'den çıkarılacak. Bunun için ne yapılıyor? Ağaç kesiliyor, orman katliamı yapılıyor. En işin en özetinde bu var.
Yani Akbelen direnişi ve Akbelen'de kömür meselesi işin ana özeti. Bunu nereye getireceğim? Şuraya getireceğim. Şimdi sen o şirkete kulak versen, sen Enerji Bakanlığı'na mikrofon uzatsan, sen iktidarın yayın organı Sabah gazetesini okusan şunu diyorlar. Ey provokatörler, ey Akbelen'deki sözde direnişi örgütleyen insanlar, siz o Akbelen'de o kömür çıkarılırsa ne olacağını biliyor musunuz? Ne olacak? Türkiye'nin enerji ihtiyacı karşılanacak. Termik santral nedir? Elektrik üretecek. Oradaki kömür çıkacak ki o termik santraller elektrik üretebilsin. Türkiye Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan elektrik ithal ediyor düzenli olarak. Niye şey yapıyor? Aydın'ın, Denizli'nin elektrik ihtiyacı o termik santraller sayesinde oluyor. İşte cari açık milyonlarca dolar, milyarlarca dolar küçülecek eğer o kömür çıkartılırsa. Yani Türkiye dışa bağımlı, enerji anlamında dışa bağımlı olmaktan kurtarılacak. Ama sen Akbelen direnişini bahane ederek, sen o orman katliamı yapılmasın diyerek, sen o kömürün oradan çıkarılmasını engellemek isteyerek, durdurulsun diyerek ey Tarkan, sen acaba Türkiye'nin enerji ihtiyacını kendi kendine karşılamasını istemiyor olabilir misin? Bu yasaya göre sen suç işiyorsun Tarkan. Eğer bu yasa çıkarsa, çok açık söylüyorum. Bakın o kadar açık. İşte burada gözümün önünde gerekçesi var. Gerekçesinde enerji yazıyor. Diyor ki, arkadaşlar bu devletin diyor, bu devletin diyor kanunları var. Casusluk kanunu var mı? Var. Ama diyor artık yeni bir casusluk tipi var diyor. O yeni casusluk tipinde devletin iç ve dış siyasal yararları diyor daha farklı şekilde tanımlanmalı diyor yasa. Saymış. Altyapı yatırımları, enerji, tarih, müzik, işte ne bileyim ekonomi, iktisadi, kamu güvenliği gibi şeyler. Her şeyi de koymuş. Ve bunun gibi. Ve bunun gibi şeyler. Yani bunlarla aklımıza gelmemiş diyor. Olabilir şu an diyor. Ben her şeyi her çuvalın içine sokabilirim. Tabii ki. Bunlarla ilgili diyor. Sen diyor birey ya da grup olarak sen bu yararlar aleyhine bir suç işlersen hem o suçtan cezalandırılırsın. Nedir yani? Mesela bir suç işledin. Nedir o suç? Halkı kim ve düşmanlığa tarih. Ya da diyelim ki iftira hakaret. Hem o suçtan cezalandırılsın hem de senin eğer o suçu işlerken yaptığın şey bir yabancı devletin çıkarıyla ya da bir yabancı organizasyonun çıkarıyla uyuşursa sen ayrıca casussun arkadaş. 7 yılla ayrıca cezalandırılabilirsin. İşte yani Tarkan'ın şu an kalp atışları hızlanıyordur belki bizi izliyorsa ama bu yasaya göre Tarkan buradaki kömürün çıkarılması durdurulsun. Bu termik santral için bu ormanların orman katliamı yapılması durdurulsun diyerek belki de bizim elektrik aldığımız Yunanistan ve Bulgaristan lehine bir şeyler yapıyordur. Belki de onların casusunu yapıyordur. Yasa o kadar açık. Tarkan'ı bununla suçlayabilir. Sırf bu tweetten dolayı. O kadar açık. Devam edelim. Özgür Demirtaş. Profesör değil mi? Ekonomi profesörü. Demiş ki efendim 2023'teki bir tweet'i. Hesaplarıma göre demiş, asgari ücret 2,5 ay içinde açlık sınırının altına düşecek. Üzgünüm. Asgari ücret açlık sınırının altına düşecek. Ha, sonra Özgür Demirtaş haklı çıktı aylar sonra. Ama yani bu tweet'i atar atmaz eğer bu yasa çıkarsa bir savcı şöyle bir suçlama yapabilir Özgür Demirtaş'a. Özgür Demirtaş, sen aç kalacaksınız diyerek insanları tahrik mi ediyorsun? Halkı tahrik etme suçu, halkı isyana tahrik etme suçu bunu alırsın. Onun dışında sen asgari ücretin ve Türkiye'deki enflasyonu kötülüyorsun. Tıpkı ne gibi kötülüyorsun örnek veriyorum? Fransa'daki bilmem ne şeyi gibi. Ekonomi şirketi gibi. Onlar da Türkiye'nin gerçekten ekonomik anlamda
battığını söylüyordu. Sen Özgür Demirtaş olarak o Fransa'daki ekonomi şirketiyle eş güdümlü mü çalışıyorsun? Bir talimat almana gerek yok Özgür Demirtaş. Senin stratejik, senin söylediğin şey onların çıkarlarıyla, onların söylemleriyle uyuşuyorsa ben seni ayrıca ve ayrıca sırf şu tweetinden dolayı 7 yıl hapis istemli yargılayabilirim casus gibi. Bakın bu kadar açık. Şu an mecliste oylanan yasa bu kadar açık arkadaşlar. Devam ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi. Ben ve Murat'ın yazar olduğumuz gazetemiz. Ne demiş? Bir haber. Türkiye'nin en güvenilmez kurumları belli oldu. Türkiye'nin en güvenilmez kurumları belli oldu. İşte o çok konuşulacak liste, ikinci sırada Diyanet var. Yani bakıyorsunuz habere, Cumhuriyet Gazetesi bir güvenilirlik anketini haber yapmış. Haberde ikinci sırada Türkiye'nin güvenilmeyen ikinci kurumunun Diyanet olduğunu söylemiş. Şimdi Cumhuriyet acaba halka yanıltıcı bilgi mi veriyor? Mesela buradan dolayı açılabilir değil mi dava? Halk dezenformasyon yasasından. Ne alaka yani? Kim bunlar ki bu araştırmayı yaptılar, Diyanet'e güvenmiyorlar vesaire. Hadi bundan açtın bu haberi yapan arkadaşa. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne açtın. Ama ayrıca ben ne yapabilirim biliyor musunuz? Eğer bu etki ajanlığı yasası bu hafta meclisten çıkarsa, bu yasa diyor ki, ey Cumhuriyet Gazetesi, bak diyor, şu Diyanet var ya diyor, Diyanet'in Almanya'da bir alt kuruluşu var. Bizzat müezzinleri Diyanet tarafından maaşları verilen Diyanet'in alt kuruluşu. Ne? DİTİB. Değil mi? DİTİB diye bir kuruluş var Almanya'da. Türkiye'nin bir anlamda Diyanet şubesi. DİTİB hakkında Alman devleti casusluk soruşturması başlattı. DİTİB'de çalışan Türk imamlarının casus olduğunu söyledi. Ha, sen Cumhuriyet Gazetesi Diyanet'i hedef alırken tıpkı Almanya gibi mi yapmaya çabalıyorsun acaba? Almanya'nın Diyanet'i hedef alması gibi sen de Diyanet'i mi hedef alıyorsun? Talimat almana gerek yok Almanya'da. Çıkarlarınız uyuştu. Söyleminiz uyuştu. Koskoca Çınar Cumhuriyet Gazetesi aslında yabancı bir devletin casusu olarak yöneticileri, yazarları, sorumlu yazı işleri müdürleri 7 yıl hapis istemiyle yargılanabilir. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben şu listeyi yarım saatte çıkardım. Çok basit. Hani sen burada diyorsun ya Timur Soykan, baron istilası var bu ülkede. İşte diyorsun Hollandalı baron geliyor, Danimarkalı baron geliyor. Bunlara bir de kimlik veriyoruz vesaire falan diyorsun. Türkiye'yi sen acaba narko terör ülkesi olarak mı gösteriyorsun? Böyle gösteren yerler var. Vardır tabii ki yani. İngiltere'de belki de bir kuruluş bir raporunda demiş ki Türkiye'de uyuşturucunun merkezi oldu demiştir değil mi? Sen onunla eş söylemde bulunuyorsun. Bu yasaya göre senin talimat almana gerek yok. Eş söylemde bulunman, çıkarlarınızın aynı olması, Türkiye'yi uyuşturucu meselesinde kötülemen, Türkiye'nin bu konuda sınıfta kaldığını söylemen, senin casus gibi yargılanman da yeterli. Tutuklanman da yeterli. Sadece Türkiye'de baronlara kimlik veriliyor ve Türkiye'de uyuşturucu merkezi oldu diye. Yani esasında bu yasa işte AKP-MHP oylarıyla geçtiğinde Barış, bu yasayı eleştirdiğiniz bir sonraki